hoş geldiniz diyorum ve sözü Şaban kardeşe bırakıyorum. Ortadoğu konularına odaklanan ve 5 yılı geçen bir tarihi var. Tabii daha öncesinde farklı bir isim altında faaliyet gösterirken 2009 yılında Orsam adı altında yeniden yapılandırılan bir düşünce kuruluşu ve daha çok Ortadoğu dediğimiz zaman Irak, Suriye özelinde çalışan, sık sık sağ çalışmaları yapan bir düşünce kuruluşu. Bazı arkadaşlarımız içimizden daha önce Ankara'da kurumumuza ziyaretlerde bulundu. Bir think tank faaliyetleri yanı sıra biz biraz araştırma eğitime de destek vermeyi seviyoruz ve bu bağlamda bizim aktif bir eğitim programımız var. Staj diyemiyoruz, yasal olarak bazen bu sıkıntı yaratabiliyor. Bu konuda düşüncesi olan arkadaşlar varsa bizimle temasa geçebilirler. Dönem aralarında yazın staj düşünen. İşte bu eğitim faaliyetlerinin, eğitime katkının bir diğer boyutunun ise yaz okulları diye başlayan programımız oluşturuyordu. Geçtiğimiz yaz yoğun talebi karşılayabilmek için biz yaz okullarını 4 tane farklı ilde yaptık. O okullara katılan arkadaşlardan gelen talepleri dikkate alarak da kış okullarını da yapmaya karar verdik. Ve mümkün olduğunca bunları farklı illerde yaparak coğrafi anlamda seyahat ihtiyacını minimize ederek değişik bölgelerdeki talebe cevap vermeyi hedefledik. Bu kış biz İzmir, Adana ve İstanbul'da yaptık. Önümüzdeki yıllar için, yaz için, kış için farklı okullardan gelen, özellikle öğrenci topluluklarından gelen arkadaşlar var ise ve bizim üniversitede bunu yapmayı düşünüyor musunuz şeklinde talepleriniz varsa yine o şekilde taleplerinizi biz de paylaşın, değerlendiririz. Belki biz önümüzdeki yaz planlamasında farklı illeri değerlendiririz. Ben de tekrardan Kültür Üniversitesi'ni bağlamda özellikle yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların finansal desteği olmasa bu programı hayata geçirmemiz çok zor olurdu. Tabii onun dışında Dışişleri Bakanlığımıza, aramızda Diplomasi Akademisi Başkanı Doçent Doktor Mesut Özcan var. Öğleden sonra onun da dersi olacak. Gerek Diplomasi Akademisi'nin gerek Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin de bizim bu yaz okulları, kış okulları programlarına katkısı önemliydi. Önümüzdeki dönemlerde de yine onlardan destek almaya devam edeceğiz. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteği kapsamında aslında biz burada Türkiye'de okuyan, yurt dışı Türkler burslusu olarak, Türkiye burslusu olarak okuyan arkadaşlarımızı da programlara dahil ettik. Gördüğüm kadarıyla o arkadaşlarımızdan bir kısmı da hala hazırda katılıyorlar. Bizim hedefimiz onların da Orta Doğu konularına, Türkiye'nin Orta Doğu'yu nasıl gördüğüne bir pencere açabilmek. Ama şunu da unutmayın, bu programın bir hedefi karşılıklı etkileşim, sosyalleşme, aralarda, boş zamanlarda yurt dışından gelen, burslu olarak Türkiye'de okuyan öğrenci arkadaşlar, Türk arkadaşları ile iletişimi kurarlarsa programın diğer bir hedefi de gerçekleşmiş olur diye düşünüyoruz. Şimdi galiba kısa bir lojistik not. Zeyda sen mi? Ben birazdan tekrar geçeceğim. Arkadaşlar merhaba. Ben Zeliha Çetinkaya, Orsam'dan geliyorum. Programla ilgili herhangi bir sorunda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bunun dışında program hakkında bazı detaylar vermek gerekirse, günde 2 defa yoklama alıyoruz. Bir sabah derslerinde, bir öğleden sonraki derslerde. Sertifika dağıtımını ise programın son günü olan Cuma günü yapıyoruz. Bunun dışında sorularınız olursa cevaplandırırım. Bizi Orsam'ı ve İstanbul Kültür Üniversitesi'ni Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflarda ve attığınız tweetlerde bizi etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca YTV burslusu arkadaşlar da bana ulaşırlarsa arada belgeleriyle çok sevinirim. Herkese iyi dersler. Orta Doğu'da bölgesel dönüşümü anlamak, bugün Orta Doğu'nun içinde olduğu durumu ve bu anlamda aslında Türkiye'yi ve Türk dış politikasının durumunu anlamak açısından da önemli diye ben düşünüyorum. Buna ilaveten şunu da
eklemek istiyorum. Bugün Orta Doğu'da içinden geçmekte olduğumuz dönüşüm süreci pek de sıradan bir dönüşüm süreci değil. Uluslararası ilişkilerde, dünya siyasetinde, bölgesel siyasette durağanlık yoktur. İnsan hayatında durağanlık yoktur. Sürekli insanların, insan toplumlarının uluslararası ilişkilerdeki olguların değiştiğini biliyoruz. Ama gündelik değişimlerle tarihsel değişimler arasında da bir fark olduğunu biliyoruz. Ben bugün Orta Doğu'da içinden geçtiğimiz dönüşüm sürecinin sıradan bir dönüşüm olmadığını, çok köklü, yapısal ve tarihi önemli bir değişim olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu not etmekte fayda var. Ve bu anlamda 10 yıl önceki Orta Doğu ile 5 yıl önceki Orta Doğu ile 5 ya da 10 yıl sonraki Orta Doğu arasında ciddi köklü farklılıklar olacağını söylemenin yanlış olmadığını düşünüyorum. Ve bugün içinden geçtiğimiz o dönüşüm sürecini, bunun etkilerini, bunun yönünü anlamanın bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu dönüşüm sürecinde beni en fazla ilgilendiren soru, Orta Doğu'daki bugün yaşadığımız bu dönüşüm sürecinin bölgesel düzen diye adlandırdığımız olguya olan etkisi. Orta Doğu'da bölgesel düzenin nasıl evrildiği, ne yöne doğru ilerlediği ve bu değişimin dinamiklerinin ne olduğu bence önemli, peşinen sormamız gereken sorulardan bir tanesi. Bu dönüşümü eğer anlamlandırabilirsek, tek tek sizlerin akşam haberlerinde, televizyon köşelerinde ya da gazetelerde okuduğunuz haberleri anlamlandırmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Haberlere baktığınız zaman Orta Doğu sürekli gündemde. Ama haberlerde biz neyi görüyoruz? Tek tek tekil olayları görüyoruz. Tekil olguları görüyoruz. Mısır'da bu oldu. Libya'da başka bir gelişme yaşandı. Yemen'de, Bahreyn'de daha farklı bir gelişme oldu. Suriye'de, Irak'ta, haberlerde, gazetelerde sık sık gördüğümüz tek tek olaylar var. İşte karşı karşıya olduğumuz bu tekil olaylar, olgular büyük resimde neye karşılık geliyor? Ne anlam ifade ediyor? Bunu açıklayabilmek için tek tek karşı karşıya olduğumuz gündelik olayları bir bağlama oturtabilmek için öncelikle bölgesel düzenin, o dönüşümünün temel parametrelerini anlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu anlamda da bu şekilde bir egzersizin bizim gündelik haberleri, olayları yorumlamamızı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Artı özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği dönüşümü, Türk dış politikasının içinden geçtiği dönüşümü anlamanın, açıklamanın Orta Doğu'daki bölgesel düzenin dönüşümünü anlamakla birebir ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Bunu iki düzeyde ileri sürüyorum. Bir, Türkiye'nin iç siyaseti, iki, Türkiye'nin dış politikası. Türkiye her ne kadar biz bu uluslararası ilişkiler disiplininde Türkiye ve Orta Doğu dediğimiz zaman bunu bir dış politika meselesi olarak görsek de genelde Türk dış politikası bağlamında Orta Doğu'yu ele alsak da aslında ilginç bir şekilde Orta Doğu ile ilgili gelişmeler ve birazdan benim bahsedeceğim konular Türkiye'nin iç politikasında ilgilendiren konular. Bu anlamda Orta Doğu'daki dönüşüm dediğimiz zaman Türkiye için sadece bir dış politika meydan okumasından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin iç dönüşümünü de birebir Orta Doğu'daki dönüşümle ilişkili olarak görüyoruz.
birazdan bahsedeceğim süreçler, Orta Doğu'daki dönüşümün parametreleri ilginç şekilde Türkiye'yi de, Türkiye'nin iç siyasetini de ilgilendiriyor. Orta Doğu'da yaşanan dönüşümün farklı reçeleri Türk dış politikasında olduğu kadar Türkiye'nin iç politikasında da kendisini gösteriyor. Bunu da bir kere bir kenara not edelim. Ama öte yandan Orta Doğu'daki bu gelişmeler bir yönüyle de Türkiye için bir dış politika meselesi. Çünkü dışarısında olan gelişmeler ve bu açıdan yani Türk dış politikası çevresinde olan bu dönüşüme bir cevap vermeye çalışıyor. Buna uyum sağlamaya çalışıyor. Ve bu cevabı verirken, uyumu sağlamaya çalışırken başarılı ya da başarısız olduğu yönler var. Özellikle uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşlar, bu konuyu ilgi duyan arkadaşlar bu konudaki yapılan yorumları takip ediyorlardır. Ve bu dönüşüm sürecinde Türk dış politikası başarılı mı, değil mi, başarısız mı tartışmasının çok yoğun bir şekilde yapıldığını da görüyoruz. Bunu biz sadece akademik düzeyde bir tartışma olarak görmüyoruz. Aynı zamanda siyasi yönü olan bir tartışma. Hükümet ve muhalefet partileri arasındaki tartışma konularına baktığımız zaman sık sık Orta Doğu politikasının da hükümetle muhalefetin ayrıştığı, farklı yorumların öne çıktığı bir alan olduğunu biliyoruz. Yine basında, televizyonlardaki yorumları dinlediğimiz zaman Orta Doğu'daki bu dönüşüm sürecinde Türk dış politikasının başarısı sorgulanan konulardan bir tanesi. Bu konuya ben girebilirsem, fazla vakit olarak da sıkıştırmak istemiyorum. Konuşmamın sonunda girerim. Olmazsa soru cevap kısmında Türk dış politikası bu dönüşüm sürecinde ne ölçüde başarılı başarısız onu da birlikte tartışmaya çalışırız. Şimdi asıl konumuza gelirsek Orta Doğu'da bir dönüşüm var mı? Var dedik. Bu dönüşümün parametreleri nelerdir? Asıl bence anlamamız, sormamız gereken soru bu. Bunu belirtmeden önce, bu parametrelere detaylı bir şekilde girmeden önce bir kavramı daha ben burada öne atmak istiyorum. O da bölgesel düzen kavramı. Bölgesel düzen kavramı, düzen, sistem, uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkiler disiplininde bizim sıkça kullandığımız kavramlardan, anahtar kavramlardan bir tanesi. Biz zaman zaman uluslararası sistem diyoruz, uluslararası düzen diyoruz. Bunun daha küçük bir versiyonu olarak bölgesel düzeni kullanıyoruz. Şimdi düzen dediğimiz zaman gündelik hayatta genelde pozitif çağrışımları olan bir kavram. Düzenli insan, düzenli toplum dediğimiz zaman hep bunun bir pozitif çağrışımı var. Olumlu istenen bir durumu ifade ediyor. Ama uluslararası ilişkiler literatüründen baktığımız zaman düzen kavramını ben daha çok nötr olarak kullanıyorum. Yani düzen dediğimiz zaman illaki olumlu, illaki artı değerleri olan bir durumdan, bir kavramdan bahsetmiyoruz. Düzen bu anlamda objektif bir şekilde baktığımız zaman hali hazırda mevcut olan bir durumu ifade ediyor. Şimdi, uluslararası düzen ya da bölgesel düzen dediğimiz zaman daha çok sistem mantığıyla bir analiz yapıyoruz ve herhangi bir uluslararası sistemde ya da bölgesel sistemde hakim olan kuralları anlıyoruz. Orta Doğu özelinden gidersek, Orta Doğu'daki uluslararası sistemin, bölgesel sistemin temel kuralları neler? Temel kuralları dediğimiz zaman bunu bir aslında oyuna benzetebiliriz. Bir oyunda nedir? Temel kurallar vardır. Ve bundan daha önemlisi oyunda oyuncular vardır. Orta Doğu'daki sistemin aktörleri kimler? Orta Doğu'daki uluslararası ilişkiler oyununun kuralları neler? Aktörler arasındaki ilişkiler neler? Bunu anlıyoruz. Yani Orta Doğu'da cari olan, geçerli olan temel kurallar ve aktörler arasındaki ilişkiler. Ve Orta Doğu'daki bölgesel düzenin değişimi, dönüşümü dediğimiz zaman eğer bir şey değişiyorsa, dönüşüyorsa
değişmeden, dönüşmeden bir önceki durumunun olduğunu da varsayıyoruz. İşte değişimi anlayabilmek için değişimden önceki durum ne idi? Eski durum ne idi? Bunu da tartışmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir şey değişiyor ise eski durumu vardır, bir de sonraki durumu vardır. Orta Doğu'daki bölgesel düzen dediğimiz zaman karşımıza uluslararası ilişkiler öğrencilerinin hatırlayacağı bazı kavramlar çıkıyor. Sykes-Picot dediğim zaman ne dersiniz? Yani Ortadoğu'nun şekillenmesi. Günümüzdeki Ortadoğu coğrafyasının haritasını çizilmesi. Ne zaman olmuş bu? Birbirine savaş sırası. 19 mu? 21 değil mi? 1907. 17. Evet, 1917. Birinci Dünya Savaşı koşulları ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buna yakın bir formülün hayata geçirildiğini biliyoruz. Bu daha çok neyi içeriyor? Osmanlı sonrası, Osmanlı İmparatorluğu sonrası Orta Doğu'daki yeni sınırları tanımlıyor. Her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra manda sistemi ile burada tam bağımsız devletler hemen ortaya çıkmamış olsa da daha sonraki süreçte ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde bunların bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Orta Doğu'nun oyuncuları dedik ya, bölgesel düzen dediğimiz zaman aktörler kimler, oyuncular kimler, oyuncuların kimler olduğu, bunların sınırlarının ne olduğu bu şekilde çizilmiş oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki aktörler arasındaki ilişkiler nelerdir sorusuna cevabı biz özellikle Orta Doğu'da Soğuk Savaş koşullarında, Soğuk Savaş yıllarında Camp David anlaşmaları ile ve sonrasında Amerika'nın Orta Doğu'ya 80'ler, 90'lar döneminde müdahil olmasıyla gördük. Yani Orta Doğu'da aktörler arasındaki ilişkilerdeki sınırlar neler? Hangi aktör diğerlerine karşı ne kadar saldırgan davranabilir? Ya da hangi aktöre karşı ne kadar saldırgan davranabilirsiniz? Mesela Camp David'de ne oldu? İsrail'in güvenliği meselesi, Orta Doğu'da İsrail'in varlığı konusunda bazı kırmızı hatlar çizildi. İsrail'in yaşam alanı garantiye alındı. Bu yaşam alanını ihlal edenler olduğu takdirde buna cevap verileceğinin sınırları çizilmiş oldu. Yine 1980-90'lı yıllara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek Orta Doğu'da bir aktör haline geldiğini biliyoruz. Orta Doğu'da bir oyuncu haline geldiğini biliyoruz. Ya özellikle de Orta Doğu'da bir çatışma çıktığı zaman o çatışmanın bastırılması noktasında, krizlerin çözülmesi noktasında Amerika'nın ve Batı'nın ayrılmaz bir unsur haline geldiğini görüyoruz. Geleneksel anlamda Orta Doğu'daki düzen dediğimiz zaman o yerleşik sınırlar, bu yerleşik sınırlar arasındaki devletlerin birbirleriyle ilişkileri, burada Batı'nın konumu, bunları anlıyoruz. Ve bu yerleşik sınırlar içerisindeki devletlere baktığımız zaman pek çok Orta Doğu ülkesinde tırnak içerisinde de kullanabiliriz, tırnaksız da kullanabiliriz, demokratik olmayan yönetimlerin olduğunu biliyoruz. Ve özellikle petrol zengini ülkelerde sultanlık diye adlandırabileceğimiz bir ailenin yönetimi olduğunu biliyoruz. Ve bu ailelerin yönetiminin Batı tarafından yine garanti altına alındığını biliyoruz. Buna karşı oluşacak eylemlerin Batı tarafından pek hoş karşılanmadığını ve buna bir cevap verildiğini biliyoruz. Eski Orta Doğu bölgesel düzeni dediğimiz zaman kabaca aklımızda kalan unsurlar bunlar. Şimdi bu düzenin özellikle 2010-11 yılından itibaren yavaş yavaş değişmeye, dönüşmeye başladığını
genelde pek çok uzman, bu konuyu çalışan kişi ileri sürüyor, bunu kabul ediyor. Burada insanların ayrıştığı konulardan bir tanesi bu değişim, dönüşüm iyiye doğru mu oluyor, kötüye doğru mu oluyor? Ya da bu şu anki değişim, dönüşüm geri gidebilir mi, gitmez mi gibi konularda, ama bir şeylerin değiştiği, bir şeylerin dönüştüğü konusunda genel anlamda bu konunun uzmanları arasında bir ittifak var. Ve ilk dönemde bu değişim, dönüşüm sürecine bir ad verilmişti. Neydi o? Arap Baharı adı verilmişti. Ve bunu da 2010 yılının sonunda, 2011 yılının başında Tunus'ta başlayan, daha sonra Mısır, Suriye, Bahreyn, Yemen gibi ülkelere farklı derecelerde sıçrayan o toplumsal hareketlerde görmüştük. Yani bugün bölgesel düzenin dönüşümü, sürecini tetikleyen temel olgunun Arap Baharı diye adlandırılan sosyal, toplumsal talepler, sosyal, toplumsal hareketlerde olduğunu görüyoruz. Ve bu anlamda Arap Baharı'nın kökenine, bölgesel dönüşümün kökenine indiğimiz zaman bölgedeki pek çok ülkede hakim olan siyasal sistemlerin, siyasal rejimlerin, ekonomik modellerin artık tıkanmasını, artık iş göremez olmasını ve bunlardan muzdarip hale gelen sıradan insanların değişim, dönüşüm talebi ile sokaklara dökülmesini görüyoruz. Yani asıl bugün bölgedeki dinamizmin, hareketliliğin kökenindeki temel konu, temel olgu, temel değişken bölgedeki vatandaşların, sıradan insanların içinde yaşadıkları siyasal sistemlerden, içinde yaşadıkları ekonomik modellerden, sosyal ilişkilerden bir şekilde tatminsiz olmaları ve bundan dolayı ekonomik, sosyal, siyasi dönüşüm talebiyle ortaya çıkmaları bence bugün Orta Doğu'daki değişimin, dönüşümün en temel sebebi, tetikleyicisi, kıvılcımı yakan unsur bu. Ama bu sosyal, ekonomik, siyasal dönüşüm talebinin istikrarlı bir çerçevede yönetilememesi ve bu dönüşüm ihtiyacının giderilememesi neticesinde Arap Baharı'nın, ben ona ikinci dönemi diyorum, ikinci döneminde giderek bir güvenlik sorununa dönüştüğünü de görüyoruz. Yani daha çok siyasal, sosyal, ekonomik dönüşüm talebiyle ortaya çıkan insanların bu taleplerin karşılanması sonucu bugün daha çok bir güvenlik boşluğu ile, güvenlik ihtiyacı ile karşı karşıyayız ve bu da Orta Doğu'da daha da istikrarsız bir dönemin önünü açtı ve bundan dolayı da siyasal, sosyal, ekonomik dönüşüm talepleri ötelendi, bastırıldı ama ortadan kalkmadı ve Orta Doğu'da ciddi bir çatışma ortamı ile karşı karşıyayız. Bugün de işte televizyon ekranlarına baktığınız zaman, gazete köşelerini okuduğunuz zaman Orta Doğu dengeyinde daha çok bu güvenlik boşluğunu, güvensizlik ortamını, çatışma ortamını görmekteyiz. Bu da Türkiye için, Türk dış politikası için önemli meydan okumalardan bir tanesi. Bölgedeki diğer ülkeler için yine önemli meydan okumalardan bir tanesi. Bunu da not ettikten sonra Orta Doğu'da yaşadığımız bu bölgesel dönüşüm neyi içeriyor? Bunun temel parametreleri nelerdir? Sorusunu bir yeniden soralım. Bu konuda ben 5 tane farklı parametrenin olabileceğini düşünüyorum. Ya da bu bölgesel dönüşümü 5 farklı boyuttan tartışabileceğimizi düşünüyorum. Birinci boyut, Orta Doğu'da giderek sınırların sorgulandığını görüyoruz.
Orta Doğu'da sınırlar sorgulanıyor. Sınırların sorgulanması, sınır kavramı uluslararası ilişkilerde yine önemli temel yapı taşlarından bir tanesi. Çünkü sınırlar nedir? Temel aktörlerin alanını çizer, değil mi? Ne dedik? Orta Doğu'da bölgesel düzen dediğimiz zaman bunun en temel unsuru aktörler, oyuncular, yani devletler. Sınırlar aslında nedir? Devletlerin kim olduğunu, alanlarının ne olduğunu belirleyen temel işaretlerdir. Bu anlamda uluslararası ilişkilerde, özellikle modern uluslararası ilişkilerde, Birleşmiş Milletler düzeninde sınırlar tırnak içerisinde kutsaldır. Sınırların değişmezliği uluslararası ilişkilerin, modern uluslararası hukukun en temel kavramlarından bir tanesidir. Korunan kavramlarından bir tanesidir. Ve uluslararası ilişkilerde eğer sınırlar tartışmaya açıldı ise demek ki orada bir şeyler yolunda gitmiyordur. Orada ciddi anlamda sıkıntılar, sorunlar vardı. Çünkü dünya tarihine baktığımız zaman, savaşlara baktığımız zaman bunlar çoğu zaman neden çıkmıştır? Sınırlar. Nerede başlar, nerede biter? Bir ülke başka bir ülkeyi sınırlarına dahil etmek istediğinde, diğerinin sınırlarını tanımadığında dünya tarihine sıkıntılı dönemler başlamıştır. Savaşlar, çatışmalar başlamıştır. Ve bunu çözebilmek için de Birleşmiş Milletler sistemi mevcut sınırları değişmez kabul etmiştir. Ve sınırları bozmak isteyenlere karşı uluslararası toplumda hep bir direnç olmuştur. İşte bir bölgede, bir sistemde sınırlar tartışılıyor dediğimiz zaman orada bazı işlerin yolunda gitmediğini varsayabiliriz. Ki Orta Doğu'da da sınırların tartışılıyor olması orada ciddi bir sorunun olduğunun işareti. Şimdi bu sınırların tartışılmasını iki farklı düzlemde ele almak mümkündür diye düşünüyorum ben. Birincisi, giderek sınırlar anlamını ve işlevini yitiriyor. Sınırlar nedir? Birazdan göreceğiz. Bir devletin egemenlik alanını çizer, bir devletten diğer bir devletin egemenlik alanına geçişi işaret eder. Ve sınırın bu tarafında bir devlet hakimken sınırın diğer tarafında başka bir devlet hakimdir. Bir sınırdan diğerine o devletlerin iradesi olmadan geçebilmeniz o kadar mümkün değildir. Biz biliyoruz ki dünyada özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşme dediğimiz bir süreç var. Küreselleşme halihazırda sınırların önemini azaltmıştı. Ama bu yetmezmiş gibi Orta Doğu'daki son gelişmelere baktığımız zaman sınırların önemi neredeyse buharlaşıp ortadan kalktı. Bunun örneğini nerede görüyoruz? Suriye-Irak sınırında. Suriye ya da Irak devletlerinin iradesi, gücü sınırın bazı noktalarında ortadan kalkmış durumda. Suriye-Türkiye sınırı, Suriye devletinin kontrolü, Türkiye'nin sınırın bazı noktalarındaki kontrolü tartışılır konumda. Libya ve komşuları yine benzer tartışma, Mısır'ın bazı bölgeleri komşuları ile. Bütün bunlara baktığımız zaman sınırlar anlamını ve işlevini giderek kaybediyor bazı noktalarda. Bunun ikinci boyutu mevcut sınırların sorgulanması. Şu anlamda sorgulanması, mevcut sınırların sosyal bir realiteye karşılık gelmediği ve mevcut sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini savunan argümanların daha fazla öne atılması, daha fazla duyulması. Bu ne anlama geliyor? Mevcut devletlerin parçalanması, yeni devletlerin ortaya çıkması gibi ihtimaller bugün çok daha sıklıkla tartışılıyor. Bu nerede görülüyor? Suriye'nin son gelişmeler sonrası parçalanması mümkün mü değil mi tartışmalarını görüyoruz. Irak
parçalanmalı mı, parçalanmamalı mı? Büyük Kürdistan ya da Irak'tan bir Kürt devleti çıkar mı, çıkmaz mı? Suriye'de ileride bir Kürt devleti ya da bir Sünnilerin ağırlıklı olduğu, Alevilerin ağırlıklı olduğu yeni devlet ya da devletçikler çıkar mı? Libya ikiye ya da üçe parçalanır mı? Bugün yine Yemen öne çıktı. Yemen yeniden ikiye bölünür mü? Gibi tartışmaları bugün Orta Doğu'da çok daha sık bir şekilde duyuyoruz. Bu da sınırların sorgulanmış olmasının en önemli göstergesi olarak karşımıza duruyor. Bu yine en başta dediğim gibi Türkiye'yi de bir şekilde etkileyen bir tartışma. Hem iç siyaset anlamında hem dış siyaset anlamında. Orta Doğu'daki dönüşümün ikinci önemli boyutu bu sınırlarla ilgili olarak, onunla yakından ilgili olarak ikinci önemli boyutu Orta Doğu'da giderek merkezi devlet otoritelerinin egemenliğinin aşılması süreciyle karşı karşıyayız. Devlet otoritesinin aşılması süreci ile karşı karşıyayız. Genelde nedir? Devlet otoritesi dediğimiz zaman yine uluslararası ilişkilerde çok sıklıkla kullandığımız temel kavramlardan bir tanesi var. Egemenlik diye bir kavramımız var. Devlet otoritesinin aşılması dediğimiz zaman genelde kastettiğimiz bu egemenliğin sorgulanması, aşılması. Egemen kelimesi, tabiri ne anlama geliyor? Uluslararası ilişkilerci arkadaşlar. Egemen dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Arkadaşımız egemen değil tabii ki. Bağımsız. Özgürlük. Egemenliğin dış boyutu olarak. Özgürlük. Özgür. Güzel. Mutlak otoriteye sahip olma durumu. Başka? Sınırların içerisinde karar alabilme yetkisini olması. Evet, kendi sınırlarınız içerisinde mutlak otoriteye karar alma otoritesine sahip olma. Başka? Evet, o sınırlar içerisinde yaşayan devletin unsurlarından bir tanesi olan o vatandaşlar üzerinde son söz sahibi olma. Genelde bu unsurda üç şey vardı bu hakimiyette. Bir toprakta sınırlar anlamında, diğeri yine bağımsızlıktı. Üçüncüsünü hatırlayamadım şu an. İşte vatandaşlar, onlar üzerinde. Evet, egemenlik dediğimiz zaman bu bir devlete ait olduğunu düşündüğümüz bir özellik. Egemen bir devletin o sınırlar üzerinde mutlak kontrolü olduğunu, sınırlar üzerindeki insanlar hakkında bir yasama yürütme yetkisinin olduğunu ve özellikle Weberian anlamda ifade ettiğimiz zaman kuvvet kullanma, güç kullanma tekeline sahip olduğunu ifade ediyoruz. Yani egemen ise eğer bir devlet, o ülke sınırları içerisinde güç kullanmaya, kuvvet kullanmaya yetkili en üst makamdır diyoruz. Genelde egemenliği bu şekilde algılıyoruz. Sınırlarla birlikte düşündüğümüz zaman egemenlik modern uluslararası ilişkilerin en temel kavramlarından bir tanesi. Ve Birleşmiş Milletler şartı, kurucu anlaşması bunu garantiye alan bir anlaşma. Devletlerin egemenliğini, bu egemenliğinin ihlal edilemeyeceğini sınırlarla birlikte garantiye alan bir anlaşma. Biz bunlara daha çok uluslararası ilişkiler literatüründe ne diyoruz? Westfalian düzen. Westfalia düzenini hatırlıyorsunuz. Westfalia anlaşması ve sonrası ortaya çıkan uluslararası sistem egemenliği ve sınırları garanti altına alan bir uluslararası sistem. Özellikle Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonraki dönemde. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımız zaman bir yandan sınırlar aşınıyor. Ama öte yandan egemenlik de ciddi anlamda sorgulanmış, aşınmış ve bazı noktalarda ortadan kalkmış durumda. Egemen bir devlette nedir? O devletin hükümeti, yani başkentte oturan arkadaşlar, Bağdat'ta, Şam'da oturan yetkililer ve onların atadığı kişiler ülkenin
genelinde ve tamamında son söz sahibidir, değil mi? Yetkilidir. Normal egemen bir devlette Şam'dan, Bağdat'tan görevlendirilen yetkililer ülkenin her köşesinde yasama, yürütme, yargı ve her türlü yetkiyi kullanmakla yükümlüdür ve bu hakka sahiptir. Bugün Irak'a baktığımız zaman, bugün Suriye'ye baktığımız zaman böyle bir durumla karşı karşıya mıyız? Suriye'yi uluslararası kuruluşlarda temsil eden Esad rejimi ve bunun atadığı kişiler ülkenin tamamını kontrol ediyorlar mı? Hayır. Ülkenin sınırlarını, sınır kapılarını kontrol edebiliyorlar mı? Hayır. Aynı şekilde Irak için baktığımız zaman bu mümkün mü? Ya da Libya'ya gittiğimiz zaman ya da Yemen'e baktığımız zaman o ülkenin resmi hükümetinin ülkenin tamamında egemenlik erkini kullanabildiğini söyleyebilir miyiz? Söylememiz zor. İşte egemenliğin aşınmasından kastımız bu. Bundan da yine kısmen Türkiye'nin bu süreçten etkilendiğini söyleyebilir miyiz? Son dönemdeki tartışmalar. Güneydoğu'da ne oluyor? Devlet otoritesi buna meydan okuyanlar olduğu söyleniyor. Ve devlet ne diyor? Kamu düzenini sağlayacağız. Bazı noktalarda devlet otoritesine meydan okuyan, oralarda alternatif bir şekilde otorite kurmaya çalıştığını, kurduğunu iddia eden yeni oluşumların ortaya çıktığını Türkiye üzerinde görüyor muyuz? Görüyoruz. Bunu ne anlamda söylüyorum? Bugün Orta Doğu'da yaşadığımız bu süreçlerden Türkiye'nin de bir şekilde etkilendiğini, farklı derecelerde, farklı düzeylerde olsa bile bu Orta Doğu'daki süreçlerin Türkiye'yi de etkisi altına aldığını ya da alabileceğini ifade etmek için. Egemenliğin sorgulanması özellikle Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mısır'ın bazı kesimleri gibi örneklerde çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve literatürde bizim çökmüş, failed state, başarısız devletler dediğimiz olgunun bu dönemde iyice öne çıktığını görüyoruz. Bu da sınırlarla birlikte ele alındığı zaman acaba mevcut devletler dağılır, yerine yenisi mi gelir sorusunu sormamızı beraberinde getiriyor. Orta Doğu'daki dönüşümün üçüncü parametresi, üçüncü boyutu yine bu ikisiyle doğrudan ilintili olarak ulus altı kimlikler ya da aktörlerin giderek öne çıkması diye adlandırabileceğimiz bir süreç. Ulus altı aktörler ya da kimlikler giderek Orta Doğu'da daha önem kazanıyor. Ulus altı kimlikler dediğimiz zaman, aktörler dediğimiz zaman bir ulus kavramından bahsetmekte fayda var. Yine uluslararası ilişkilerde önemli kavramlardan bir tanesi ne? Ulus, ulus devlet. Ulus nedir? Neden oluşur? Bu hep tartışılan bir konu. Belki özellikle milliyetçilikle ilgili dersler aldıysanız, siyaset bilim derslerinde bunu işlemiş olabilirsiniz. Bazı tanımlara göre bu etnik olarak ele alınıyor. Ama daha çok modern devletlere baktığımız zaman ulus devlet kimliğini devletle özdeşleştiren bir yorum var, bir açıklama var. Bu mantıktan hareket edersek ulus kimliği eşittir. O devletin sınırları içerisinde yaşayan kişilerin, o devletin vatandaşı olduğu bilincinde olması ve aidiyetini o devlete yöneltmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Yani ulus devlet mantığıyla Türkiye devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde yaşayanlar eşittir Türklerdir. Irak içerisinde yaşayanlar eşittir Iraklılardır. Suriye içerisinde yaşayanlar eşittir Suriyelilerdir ve bunların aidiyeti Suriye'dir, Irak'adır, Türkiye'dir, Mısır'adır, Libya'dır. Genelde teorik anlamda, ideal anlamda ulus devlet modeli bunu varsayar.
Suriye'de yaşayanlar kendini Suriyeli hisseder. Irak'ta yaşayanlar Iraklı hisseder. O şekilde aidiyet geliştirirler. Şimdi Orta Doğu'da bütün bu dönüşüm başlamadan önce, Arap Baharı'ndan önce sürekli literatürde tartışılan bir konu vardı. Ulus devlet modeli ne ölçüde tuttu? Yani Türkiye'de dahil olmak üzere biliyorsunuz ulus devlet modeli batılı bir kavram. Batı Avrupa'nın tecrübesi dünyanın geri kalanına daha sonra yayılmış. Orta Doğu'ya nispeten geç gelmiş bir kavram. Sykes-Picot sonrası giderek yerleşen bir kavram. Ve Orta Doğu'da ulus devlet modelinin pek tutmadığı yönünde literatürde bir argümanın olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen kısmen de olsa Orta Doğu'da ulus devlet modelinin belli kazanımları olduğu yönünde bir argüman da mevcut. Yani bir Iraklı kimliği, bir Suriyeli kimliği, bir Türk kimliği, Türkiye'li kimliğinin olduğunu savunanlar var idi. Şimdi Arap Baharı sonrası döneme baktığımız zaman giderek Orta Doğu'daki bu ulus ya da ulus devlet kazanımlarının daha geriye gittiği, mevcut kazanımların kaybedildiği bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani az bile olsa, tartışmalı bile olsa mevcut olan bir Iraklı, Suriyeli, Türkiye'li, Libyalı, Mısırlı kimliğinin daha da aşındığını ve bunun yerine ulus altı kimlikler diyeceğimiz kimliklerin daha belirgin olduğunu, belirgin hale geldiğini görüyoruz. Ve bunun neticesinde insanlar artık kendilerini Iraklı, Suriyeli, Libyalı olarak tanımlamaktan daha ziyade ulus altı kimliklerle tanımlamaya başlıyorlar. Bunlar ne? Etnik kimlikler, dini kimlikler, mezhebi kimlikler. Yani Kürt, Türk, Arap ya da Şii, Sünni ya da Hristiyan, Müslüman, Yezidi vesaire. Bu ulus altı kimliklerin öne çıkmasında Orta Doğu'daki bence en önemli sebeplerden bir tanesi az önce de bahsettiğim Orta Doğu'daki güvensizlik durumu, istikrarsızlık durumu. Antropolojik açıdan baktığımız zaman eğer insanlar bir çatışma ortamında kendilerini bulurlarsa, ciddi anlamda yaşamsal güvenlikleri tehdit altına girerse, güvenlik ihtiyacı ile sarılabilecekleri kimlikler peşinde koşuyorlar ve ulus kimliği bunları korumuyorsa, Iraklı olmak güvenlik sağlamıyorsa, onlara güvenlik sağlayan kimlik neyse ona sarılıyorlar. Bu Şii kimliği ise Şii kimliğine, Sünni kimliği ise Sünni kimliğine, Kürt kimliği ise Kürt kimliğine ya da özellikle bölgesel farklılıklar. Mesela Libya'ya baktığımız zaman aşiret kimlikleri ya da Libya'nın hangi bölgesinden geliyorsanız o bölgesel aidiyetler Libyalı aidiyetinin önüne geçiyor. Şimdi Orta Doğu'daki pek çok örneğe baktığımız zaman bu Şii, Sünni, Kürt, Arap, Türk gibi kimliklerin daha fazla öne çıktığı bir süreçle karşı karşıyayız. Sınırlarla, egemenlikle ve bu kimlikle birlikte düşündüğümüz zaman da Orta Doğu'da giderek bir parçalanma eğiliminin öne çıktığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki bölgesel düzenle bugün bölgesel entegrasyondan, bölgesel düzende, bölgesel ölçekte işbirliğinden daha ziyade, bütünleşmeden, entegrasyondan daha ziyade bir parçalanma, daha mikro düzeye doğru eğilimin güçlendiğini görüyoruz. Bu birazdan belki daha detaylı bahsederiz. Özellikle Türkiye'de Türk dış politikası için önemli meydan okumalardan bir tanesi. Türkiye'nin Orta Doğu'daki dış politikasına baktığımız zaman özellikle son 10 yıldaki Türk dış politikası benim anladığım kadarıyla daha çok bir bölgesel entegrasyonu ve bütünleşmeyi hedefliyordu. Mümkün olduğunca Orta Doğu'da Avrupa Birliği tecrübesine benzer bir şekilde bir bölgesel entegrasyon
projesini hayata geçirebilmeyi hedefliyordu. Bunun olması için de daha çok işbirliği, iletişim, bütünleşmenin yaşanması gerekiyor. Ama bugün tam tersine çatışma, diyalogdan kaçınma ve parçalanmanın Orta Doğu'da hakim olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye ve Türk dış politikası için önemli bir meydan okuma. Bunu da bir not olarak kenara yazalım. Dönüşümün dördüncü önemli parametresi Orta Doğu'daki sosyoekonomik dönüşüm ihtiyacının ötelenmiş olması ama ortadan kalkmaması. Bu en başta bahsettiğim konu. Yani Orta Doğu'daki bugün yaşadığımız sorunların kökenine indiğimiz zaman en temelde ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi problemlerin olduğunu biliyoruz ve bundan sıradan insanların memnun olmadığını, bir değişim talebi olduğunu biliyoruz. Ama bu değişim talebini karşılayacak ve insanları minimum düzeyde tatmin edecek bir siyasal, sosyal, ekonomik çözümün üretilemediğini biliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi sosyal, ekonomik, siyasal sorunlar bir anlamda birbirini besleyen bir şekilde Orta Doğu'da bir vicious circle, asit daire şeklinde karşımıza çıkıyor. Asit daire, bu kavramı herkes, asit daire ilk defa duydun diyen var mı? Ne dediniz? Kısır döngü. Kısır döngü olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, bir yandan ekonomik az gelişmişliğin getirdiği sorunlar var. Bir yandan sosyal az gelişmişliğin getirdiği sorunlar var. Bir yandan politik az gelişmişliğin getirdiği sorunlar var. Ve sorunlar bir araya geldiğinde kısır döngü bir yumağa dönüşüyor. Daha da büyük bir sorun haline geliyor. Bu sorunları çözmek için yola çıktığınız zaman nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi ben Arap Baharı'nın en başından itibaren Mısır'la ilgili bunu söylüyordum. Mısır gibi bir ülkeyi yönetmek için yola çıksanız, fark etmez. Bursi olun, Sisi olun, kim olursanız olun, Mısır'ın başına getirsek nereden başlayacaksınız? Bir anda ekonomik dağ gibi sorunlar var. Bir anda siyasal alanda büyük problemler var. Hangisini çözmeye başlayacaksınız? Ekonomik sorunları çözmek istediğiniz zaman karşınıza siyasal sorunlar çıkıyor. Siyasal sorunları çözmek istediğiniz zaman ekonomik sorunlar var. Hepsini birden çözecek bir paradigma geliştirmeniz zor. Ve bu anlamda içinden çıkılmaz ve geleceğe dönük olarak böyle iyimser bakmayı zorlaştıran bir atmosfer ile karşı karşıyayız. Mısır'ın ekonomik sorunlarını çözebilmek için neye ihtiyaç var? Görece olarak bir siyasi istikrara ihtiyaç var, değil mi? Yani Mısır'da yatırım yapabilmeniz için, uluslararası yatırımcıları çekebilmeniz için, Mısır'a turistleri çekebilmeniz için ülkede ne olması gerekiyor? İstikrar. Yani siz bir Amerikalı, bir Avrupalı ya da bir Türk şirketi olsanız bugün gidip Mısır'a paranızı yatırır mısınız? Yatırmaz mısınız? Hayır, kesinlikle diyor arkadaşımız. Neden? Bir istikrar yok. Ama Mısır'da bugün istikrarı nasıl sağlarsınız? Birazdan belki Mesut Hoca daha detaylı bahseder öğleden sonra. Ciddi ekonomik fakirlik var. İnsanların en temel ihtiyacı olan, bırakın sosyal güvence vesaire, ekmeği bile alabilmeleri için devletin sübvanse etmesi gerekiyor. Bunun bir ekonomik maliyeti var. Bugün ekonomik anlamda geliri olmayan, belli bir düzeye erişmemiş Mısır'ın siyasal anlamda istikrarı sağlayabilmesi mümkün değil. Ama ekonomik anlamda bunu yapabilmesi için
siyasal istikrara ihtiyaç var. Siyasal istikrar yapılması için ekonomik istikrara ihtiyaç var. Bu yumurta tavuk hikayesi gibi kısır döngü haline gelmiş durumda ve bugün Mısır'ın başına kim gelirse gelsin, demokratik bir hükümet de gelsin ya da askeri darbe ile gelen birisi gelsin, bu sorunları kısa vadede çözebilmesi mümkün değil. Ama sıradan insanlar da bir çözüm bekliyor. Sürekli bir sistemde bundan kaynaklanan istikrarsızlık, sistemde bir gerilim birikiyor. Bu da her an patlamaya hazır bir bomba gibi elimizde duruyor. Kimi çekilmiş el bombası derler ya. Bu sosyoekonomik sorunlar, siyasi sorunlar iç içe geçtiği için kısa vadede Mısır'da ya da diğer ülkelerde istikrarı sağlayabilmek maalesef o kadar kolay değil. Bütün bunların birikmesi sadece Mısır'da değil, aynı zamanda diğer Orta Doğu ülkelerinde, Ürdün olsun, Bahreyn olsun, Yemen olsun, bir araya geldiği zaman ciddi bir alt yapı istikrarsızlığı söz konusu. Yani toplumsal düzeyde bugün Orta Doğu'da istikrarlı, meşru rejimleri, otoriteleri, siyasal sistemleri kurabilmek maalesef çok zor. Bu da her an patlamaya hazır, her an bir kılıcımla patlamaya hazır bir ortam beraberinde getiriyor. Ve bu Orta Doğu'daki bölgesel düzenin bence önündeki en büyük meydan okumalardan bir tanesi. Arap Baharı sürecinde en başında ne demiştik? İnsanlar bu taleplerle ortaya çıktı. Daha sonraki dönemde Arap Baharı'nın ikinci döneminde Mısır'daki darbe önemliydi. 2013 yılındaki darbe. Ve sonrasında bu değişim, dönüşüm talebini bastırdılar. Ama bastırarak bunu ortadan kaldırmadılar. Ötelediler ve ötelerken aslında daha kırılgan bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden kısa vadede Orta Doğu'da istikrarı beklemek biraz zor gibi geliyor bana. Ve son, bütün bunlara ilave eden son bir boyut, beşinci boyut, bu sosyoekonomik ve siyasal dönüşümün yönetilememesiyle birlikte başta da ifade ettiğim gibi bugün Orta Doğu'da bir güvenlik boşluğu ile karşı karşıyayız. Güvensiz bir ortam ile karşı karşıyayız. İstikrarsız bir ortamla karşı karşıyayız. Şimdi bu güvenlik boşluğu, güvensizlik sarmalı bugün Orta Doğu'nun en büyük sorunu olarak karşımızda. Normalde bir bölgesel düzende ne vardır? Bölgedeki güvenlik sorunlarını çözecek, istikrarsızlığı çözecek, çatışmaları çözecek, sorunları çözecek bir mekanizma vardır. Uluslararası ilişkiler literatüründe biz ne diyoruz? Çatışma çözümü yöntemleri vardır, mekanizmaları vardır. Maalesef bugün Orta Doğu'da işlevsel bir çatışma çözümü mekanizmasının hayata geçirilemediğini görüyoruz. Bu da şu ana kadar saydığım sorunları derinleştiren en önemli faktör. Normalde nedir? Çatışma çözümü mekanizmaları nasıl olur? Bölgenin kendi içerisinden gelmesi gerekir. Bölgede sorun olduğu zaman, kriz olduğu zaman bunu ele alacak, bunu çözecek bölgede araçların, mekanizmaların, kurumların olması gerekir. Mesela Avrupa'da bir kriz ortaya çıktığı zaman ne oluyor? Avrupa Birliği, AGİT, NATO duruma göre devreye girip bunu çözmeye çalışıyor. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Orta Doğu içerisinden çıkmış, Orta Doğulu aktörlerin kendilerinin geliştirdiği bir çatışma çözümü mekanizmasının hayata geçirilemediğini görüyoruz. Artı Orta Doğu'da daha önceki dönemde, eski Orta Doğu'da çatışmaları çözen temel aktör olan Amerika'nın ve Batı'nın bu rolü oynamakta eskisi kadar gönüllü olmadığını görüyoruz. Daha önce mesela 90-91'de Saddam Kuveyt'e saldırdığında
ne oldu? Amerika geldi, buna karşı bir uluslararası koalisyon desteğiyle harekete geçti ve bunu engelledi. Şimdi bugünkü koşullarda Orta Doğu'da bu kadar köklü, bu kadar yaygın güvenlik krizleri yaşanırken bunları çözecek Orta Doğu'da mekanizma yok, araç yok. Artı daha önce bu işi kısmen yapan Amerika bu rolü oynamaya istekli değil. İşte bundan dolayı bölgedeki güvenlik krizleri giderek daha fazla yatışacağına tam tersine derinleşiyor. Ben mesela buna benzer konuşmaları geçen yıl yaparken Suriye'den bahsediyordum. Hep ben potansiyel olarak bunun Irak'a patlayabileceğini, sıçrayabileceğini söylüyordum. Bugün Irak, belki yarın Ürdün, bilemezsiniz, farklı ülkelere bu sıçrayabilir. Libya'nın 2011 sonrası gelişmelerine baktığımız zaman Libya'daki istikrarsızlık ne oldu? Komşularına kısmen sıçradı. Afrika'ya, güneye doğru sıçradı. Mali, başka Orta Afrika örneklerine baktığımız zaman oralarda çatışma dinamiklerini tetiklediğini biliyoruz. İşte yönetilemeyen bu güvenlik krizleri giderek daha derinleşiyor, yayılıyor, sıçrıyor. Bu da Orta Doğu'da bugün karşı karşıya olduğumuz sorunun en önemli aşamalarından, veçelerinden bir tanesi. Bütün bunları bir arada ele aldığımız zaman, bu saydığımız 5 farklı boyutu, bugün Orta Doğu'da başta da söylediğim gibi ciddi köklü bir değişim dönüşüm var. Ve bu değişim dönüşümü yönetebilmek şu an geldiğimiz noktada maalesef tek bir aktörün elinde değil. Hem bölgedeki aktörler hem de bölge dışındaki aktörler tek başlarına bunu yönetebilecek bir kapasitede değil. Bunu yönetebilmek için gerekli olan ekonomik, siyasi, askeri yatırımı şu an maalesef bölgedeki ve uluslararası aktörler yapabilmiş değil. Bundan daha da kötüsü, bu bölgedeki yeni ortama dönük olarak takip edilen politikalara baktığımız zaman gerek bölgesel güçlerin, gerekse de uluslararası aktörlerin takip ettiği politikalara baktığımız zaman birlikte bu bölgedeki istikrarsızlığı gidermekten daha ziyade arka planında ciddi bir rekabetin olduğunu görüyoruz ve bölgesel aktörlerin ve uluslararası aktörlerin rekabetinin bölgedeki bu istikrarsızlığı gidermekten daha ziyade derinleştirdiğini görüyoruz. İşte Amerika ile Rusya'nın takip ettiği siyaset Orta Doğu'da sorunları çözmekten daha ziyade sorunları daha fazla derinleştiriyor. Öte yandan bölgesel aktörlerin Türkiye, İran, Suudi Arabistan'ın politikalarına baktığımız zaman sorunları gidermekten, yatıştırmaktan, frenlemekten daha ziyade bunu daha hızlandırdığını yer yer görüyoruz. Ve bu rekabet hem bölgesel aktörler arasında hem küresel aktörler arasındaki rekabet bu az önce saydığım denkleme negatif bir faktör olarak giriyor ve çözüm üretilmesini zorlaştırıyor. Çatışmayı daha da derinleştiriyor. Kısaca Türkiye açısından baktığımız zaman başta da belirttiğim gibi bütün bu saydıklarımız Orta Doğu'da olup biten Türkiye açısından bir yandan bir dış politika meselesi ama bir yandan da iç politika meselesi. Türkiye'nin iç siyasetine bugün baktığımız zaman tartıştığımız konular demokratikleşme, reform, yenilenme ya da Kürt sorunu gibi konular bu Orta Doğu'da olan bitenden bağımsız değil. Bir şekilde onunla ilgili, ondan etkilenen, onu etkileyen bir karakterdi. Biz uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkiler teorilerinde ne diyoruz? İnşacı yaklaşımlar, konstruktivist yaklaşımlar ne diyorlar? Agent structure ilişkisi. Ne anlama geliyor bu arkadaşlar? Aktör yapı ilişkisi. Yani Türkiye ile Orta Doğu arasında böyle bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yandan biz Orta Doğu içerisinde faaliyet gösteren, yaşayan bir aktör olarak ondan etkileniyoruz. Ama aynı zamanda bizim kendi hareketlerimiz Orta Doğu'yu etkiliyor.
iki yönlü bir etkileşim var. Bu etkileşim müspet ya da menfi yönlü olabilir. Her ihtimal açık. Ama Orta Doğu aynı zamanda bizim için bir dış politika meselesi. Dışımızda olan bir mesele bir ölçüde. Biz bunu daha çok bir dış meydan okuma olarak görebiliyoruz. Oraya dönük belli bir dış politika geliştirebiliyoruz. Kısaca Türk dış politikası açısından bu saydıklarım ne anlama geliyor ondan bahsedip ben bitireyim. Hemen bir soru cevap kısmına geçelim. Türkiye'nin dış politikasına baktığımız zaman, Orta Doğu politikasına baktığımız zaman son 10 yılda özellikle son şöyle bir 7-8 yıl içerisinde baktığımız zaman 2007-2008 sonrası döneme baktığımız zaman Orta Doğu genel anlamda Türk dış politikasında öne çıkan bir bölgeydi. Uluslararası alanda da, uluslararası literatürde de, siyasi tartışmalarda da Türkiye'nin Orta Doğu politikası hep merak uyandıran, ilgi uyandıran bir konuydu. Özellikle Türkiye'nin buradaki aktivizmi, daha etkin bir konuma gelme arayışı, daha görünür olması bu merakın temel sebebiydi. Onunla ilgili çok farklı açıklamalar yapıldı. Neden Türkiye Orta Doğu'ya bu kadar ilgi duyuyor, Orta Doğu'da bu kadar görünür hale geldi? Ben genelde kendi çalışmalarımda, yazdıklarımda bunu bir bölgeselleşme arayışı olarak tanımlamıştım. Türkiye bir bölgesel güç olarak kendi bölgesinde aktif olmaya çalışıyor. Bu anlaşılır bir şey ve kendi bölgesinde bir bölgesel entegrasyon projesini hayata geçirmeye çalışıyor. İşte bunun ekonomik ayağı vardı. Türkiye daha fazla Orta Doğu'yla ticaret yapmaya başladı. Orta Doğu'ya dönüp daha fazla yatırımlar yapmaya, Orta Doğu'dan daha fazla yatırım çekmeye çalıştı. Ama bunun siyasi ayağı da vardı. Mesela Türkiye Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki komşularıyla yüksek düzey stratejik işbirliği konseyleri hayata geçirmeye çalıştı. Sıfır sorun ilkesi çerçevesinde mevcut problemlerini çözmeye çalıştı. Bunun bir insani kültürel ayağı vardı. İşte vizelerin kaldırılması, daha fazla etkileşimin olması gibi bursların, değişik programların hayata geçirilmesi gibi örneklerde görüldüğü şekliyle ya da yumuşak güç unsurlarına baktığımız zaman kültürel ayağı görüyoruz. Şimdi böyle bir Türkiye var iken Arap Bağı'nın başlaması Türkiye'ye fırsatlar ve meydan okumaları birlikte getirdi. Türkiye Arap Bağı'nın başından beri Orta Doğu'da benim dönüşümcü bir vizyon dediğim bir vizyonla hareket etti. Mevcut sosyoekonomik ve siyasi sistemlerin sürdürülemez olduğunu Türkiye varsayıyordu. Ve Orta Doğu'da bir reform, dönüşüm ihtiyacı olduğunu öteden beri savunuyordu. Arap Baharı başladığı zaman Türkiye'nin temel çıkış noktası, bugün Orta Doğu'da karşı karşıya olduğumuz bu toplumsal hareketler, Orta Doğu'daki uzun yıllardır ötelenen değişim, reform ihtiyacını hayata geçirmek için iyi bir fırsat sunuyor. Ve bu anlamda bunları desteklemek gerekir yönünde idi. Bunun neticesinde Türkiye bir angajman siyasetine gitti. Orta Doğu dönüşürken bu değişimin, dönüşümün aktif bir parçası olmak, bunu yönlendirmek, buna pozitif katkıda bulunmak için yola koyuldu ve Orta Doğu'daki dönüşümün içinde yer aldı. İşte bunu nerede gördük? Mısır'daki siyasetinde, Tunus'taki siyasetinde, Suriye'deki politikasında bunu farklı şekillerde gördük. Ve Arap Baharı'nın ilk döneminde Türkiye'nin bu politikası genelde pozitif algılandı ve pozitif getirileri de oldu. Ama ikinci döneminde Orta Doğu'daki dönüşümün daha çok güvenlik boyutuyla öne çıkması, güvenlik boşluğunun öne çıkmasıyla birlikte Orta Doğu'daki Türkiye'nin politikası da tartışılmaya başlandı. İçeride de tartışıldı, dışarıda da tartışılıyor. Hala tartışılan bir konu. Burada ne var? Siz bir değişim, dönüşüm vizyonuyla öne çıkıyorsunuz ama Orta Doğu'ya girdiğiniz zaman oradaki güvensizlik sarmalı, oradaki kriz ortamı sizi de etkiliyor. Bu sizin güvenliğinizi de etkiliyor. Size
ciddi meydan okumalar, maliyetler getiriyor. Siz burada bir sorgulama yapmaya başlıyorsunuz. Acaba angaje olmaya devam mı edeyim, yoksa biraz geri çekileyim, kendimi, kendi güvenliğimi öne alayım, Orta Doğu ile arama bir mesafe mi koyayım, izolasyon mu takip edeyim şeklinde sorular sormaya başlıyorsunuz. Ki bugün yaşadığımız tartışma tam anlamıyla bundan ibaret. Benim görebildiğim kadarıyla bugün hükümetin takip ettiği politika, bütün bu risklere rağmen, Orta Doğu'daki bugün geldiğimiz noktadaki o güvensizlik sarmalına rağmen, angajman politikasından geri adım atmak istemiyor Türkiye. O dönüşümcü vizyondan geri adım atmak istemiyor. Bunu nerede görüyoruz? Mesela Mısır'da. Mısır'daki darbeye rağmen hala darbe rejimiyle Türkiye ilişkilerini normalleştirmedi. Orada demokratik düzene geri dönüş politikasından geri adım atmadı. Ya da Suriye'ye baktığımız zaman Suriye'deki muhalefeti ve siyasal dönüşümü destekleme pozisyonundan geri adım atmadı. Yine Körfez ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye bu aynı çizgide devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadede bu politikanın Türkiye için bazı maliyetleri var. İşte Mısır'la ilişkilerinizi normalleştirmiyorsunuz. Ekonomik anlamda vesaire bunun size maliyeti var. Ya da Suriye'de muhalefeti destekliyorsunuz. Suriyeli mültecileri burayı kabul ediyorsunuz. Bunun size maliyetleri var. Türkiye'nin politikası şu ana kadar bu maliyetleri kısa vadede üstlenip, bu riskleri kısa vadede göğüsleyip, orta ve uzun vadede daha iyi bir konuma gelebileceğini varsayan bir dış politika var. Bu tartışılan bir konu. Sizler de bu konuda kendi görüşleriniz vardır. Yani ben kendi adıma bu politikayı kısmen belli ölçüde destekliyorum. Sizlerin yorumları, görüşleri varsa bunları da alabiliriz. Dediğim gibi takip edilen politika bu. Orta Doğu'nun bugün geldiği noktada ciddi açmazları içinde barındırmasına rağmen Türkiye bir dönüşümcü vizyonla bir angajman siyaseti takip ediyor. Ama bunun tartışıldığı, eleştirildiği yönler var. Türkiye'nin de çıkış noktası burada. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu dönüşüm ihtiyacı Orta Doğu'da hala geçerli. Bir şekilde sosyoekonomik dönüşüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir çözüm mümkün değil. O yüzden Türkiye böyle bir köklü dönüşümü destekleme siyasetini sürdürüyor risklerine rağmen deyip ben burada ne bu ya? Var mı hocam? Hemen yok, tam da siz en son geldin ilk soruyu soruyorsun diye. Tamam, evet. Tamam, ben burada susuyorum. Sizden soru, yorum, değerlendirme. Evet. Buyurun. Evet. Bu bahsettiğiniz meseleyle alakalı hocam merak ettiğim bir şey var. Türk dış politikasının bölgesel entegrasyon politikasını belirtin. Benim galiba burada bir kafamda, yani bunun altında, kavramın altında boşluk var zannediyorum. Bu şu tarz eleştiriler var. Suriye'deki muhalefetin desteklenmesi, Irak Kürdistan Federe yönetimiyle merkez, Irak, yani Irak merkezinden bağımsız olarak yapılan anlaşmalar ve Reyhan'daki işte saldırıdan sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını işte Ebu Hüsnü'nün vatandaşımız şehit edildi gibi ifade ışığından baktığımızda Türk dış politikasının bölgesel entegrasyon politikasına veya hedefinde bir sapma yaşadığını düşünebilir miyiz? Güzel. Başka? Alın değerlendirmeyi. Yok mu başka? Orta Doğu anlamıyla neymiş? Eskiden de sadece Arap oldu. Ama biraz Türkiye'de. Ama şu anda başka ülkelerde çatlamalabilir. Yani Çin'deki Orta Doğu hangi ortaları kazanır? Çin'deki Orta Doğu? Evet. Yani hangi ortalarda? Yani Afrika ortalarından başka olur. Asya ortalarından, Türkiye'de, Afganistan, Eyrat'ta. Hangi? Benim analizim kısa, o yüzden biraz kısa bir soru soracağım. Bu benim tecrübelerim ve genel olarak
fayda ve maliyet anlaşımını nasıl görüyorsunuz? Hocam, serbest sigorta anlaşmasıyla Orta Doğu haritalarının çizilmesinden bahsettiniz. Aynı aktörlerin son zamanlarda Filistin devletini tanımasını nasıl yorumluyorsunuz? Benim şöyle bir sorum var. Güvenlik boşluğundan bahsettik. Güvenlik boşluğu dediğimiz Amerika'nın yarattığı bir boşluk muydu? Amerika'nın yarattığı bir boşluk bu bölgedeki. Yoksa bu 9 Eylül, 11 Eylül olaylarından sonra düşmanın yeşil olmasıyla beraber oluşan bir sorun mu? Bence şey sorayım. ABD'nin ve uluslararası aktörlerin yeterince orada rol olmadığından bahsettiniz. Özellikle bu Mısır olayıyla birlikte iki kutuplaşma görüldü. Yani mesela bir işte eski hükümeti destekleyen bir grup vardı. Bir de bu aynı zamanda Suriye'de de öyleydi. İşte Esad'ı destekleyenler ve muhalifleri de yani örneğin işte Arabistan, Katar, Yemen vesaire arasında sanki ülkeler arasında bir bölünme oldu. Acaba orada iki ayrı görüş mü destekleniyor? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şu anda İran ve Anadolu ilişkileri iyileşmeye başladı. Eğer tam ilişkileri iyileşse Orta Doğu netkisi var ama İran bu halde. İran ABD mi diyorlar? Evet, abi. Şimdi senin diğer soru, şimdiki Orta Doğu neleri kapsıyor? Şimdi o soruyla bunu birleştirerek cevap verelim. Orta Doğu dediğimiz yer coğrafi anlamda tanım olarak değişmiyor. Bayram Hoca'nın şeyi geldi mi? Polisi bir şey oldu. O yayınları dışarı koydunuz değil mi? Evet. O Bayram Sinkaya'nın bir şey onu koydunuz mu? Gitmiş mi? Bayram Hoca'nın türe var mı yok mu? En alttakine bir bakar mısın? En alttakine. Ne diyor? Bayram Sinkaya. Tamam, bunu bakıyorsunuz. Sonra. Orta Doğu'nun tanımı hep tartışmalıydı zaten. Nerede başlar, nerede biter şeklinde. Ama özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda bir genişletilmiş Orta Doğu diye bir kavram yaygınlık kazandı. Sonra da son dönemde MENA, Middle East North Africa, işte Orta Doğu Kuzey Afrika gibi bir kavram öne çıkıyor. Şimdi farklı tanımlarda farklı coğrafi alanı ifade etseler de bugün geldiğimiz noktada Orta Doğu dediğimiz zaman Kuzey Afrika'nın en batısından Afganistan, Pakistan'a kadar olan o bölgeyi kapsadığı varsayılıyor. O dini özellikler, nüfus özellikleri ve siyasi dinamik süreçleri dikkate aldığımız zaman böyle bir tanım yapılıyor. Bugün de o değişmedi. Ama asıl burada değişen, işte oyunun kuralları değişiyor diyoruz ya, aktörler arasındaki ilişkiler ve daha öne çıkan aktörler. Şimdi eski Orta Doğu'da mesela neydi? Mısır daha önemli bir aktördü, daha etkin bir aktördü. Körfez ülkeleri nispeten daha zayıftı. Bugün yeni Orta Doğu'da Körfez ülkelerinin daha baskın, daha dominant, daha etkin olduğunu görüyoruz. Bu Arap siyasetini değiştiriyor. Arap dünyasının liderliğini Mısır yaparken, Suriye yaparken bugün Körfez ülkeleri daha öne çıktı.
bu yeni mesela. İşte diğer yeni unsur İran'ın Orta Doğu'daki konumu. Geleneksel eski Orta Doğu'da İran, Batı karşıtı bir konumda idi. İran'ın Batı karşıtlığı Orta Doğu siyasetinin, Orta Doğu'daki oyunun önemli unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi İran'ın Batı ile ilişkilerinde bir normalleşme, yumuşama olduğunu görüyoruz. İşte nükleer meseledeki müzakereler var. Bu neyle sonuçlanır bilemiyoruz. Velev ki bu yumuşamada Batı ile İran arasındaki sorunlar çözülürse bu yeni bir oyun anlamına gelir. Hem İran'ın Batı ile ilişkileri ama İran'la Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından da bu da yeni bir unsur. Bugün geldiğimiz noktada İran'la Amerika'nın ve Batı'nın öncelikle nükleer meseleyi çözme iradesinin olduğunu görüyoruz. İki, bunun gerçekleştiği noktada diğer bölgesel meselelerde İran'ı bir potansiyel partner, işbirliği yapabilecekleri partner olarak gördüklerini biliyoruz. Bunu nerede biliyoruz? İşte Irak'ta. Ama bu gelişmenin bu anlamda pozitif olması beklenir. Orta Doğu'da istikrarsızlığı azaltıcı bir faktör olması beklenir. Ama Amerika ile İran arasındaki, Batı ile İran arasındaki yakınlaşma özellikle Körfez'deki ülkeler açısından baktığımız zaman yeni bir istikrarsızlık kaynağı. Onlarla İran arasında hep bir rekabet var ve Körfez'deki Arap ülkelerinin, şehriklerin İran'a dönük bir tehdit algıları var. Onların İran tarafından domine edilme korkuları var. Bu da yeni bir gerilim hattını tetikliyor. O açıdan İran'la Amerika'nın normalleşmesi o kadar kolay bir konu değil. Özellikle İran'la Amerika arasındaki o nükleer müzakerelerin başladığı, yürüdüğü 2013 güzünde Ekim Kasım gibi ortaya çıkmıştı. Ondan sonra Suudi Arabistan'ın Körfez ülkelerinin ciddi bir tedirginlik içerisine girdiğini biliyoruz. Onlar Amerika'ya bu sefer İran'a karşı daha sert oynuyorlar. Ondan dolayı Körfez'de İsrail arasında bir yakınlaşma oldu. O da Orta Doğu'da yeni ittifakları, yeni istikrarsızlık hatlarını beraberinde getiriyor. Bundan hareketle yani şu an her ne kadar İran-ABD ilişkileri böyle yoluna girme aşamasında görülse de o kadar kolay kolay da çözümlenebilecek bir mesele değil. Çünkü bundan rahatsız olan, bunu engellemek için çalışan İsrail, Körfez gibi aktörlerin önemini de küçümsememek gerekiyor. Mısır'la ilgili diğer en son soruyla ABD uluslararası hakları, Mısır eski yeni farklı politikalar var mı meselesi. Mısır bir anlamda o Arap Baharı sürecinde yaşadığımız dönüşümü özetleyen önemli bir örnektir. Mısır'daki yeni ortaya çıkan düzen aslında o dönüşümdür. Orta Doğu'daki demokratik dalgayı temsil eden güzel bir örnektir. Ama Mısır'da demokrasiye geçilmesiyle başa gelen kimdi? Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşlerin Orta Doğu siyasetinde temsil ettiği bir model var. Siyasal İslam modeli. Ama nasıl bir model? Demokratik sistemle uyumlu bir İslami siyaset modeli. Bu Orta Doğu'nun diğer özellikle Körfez, Mısır'dan sonra Körfez gibi ülkelerde, Ürdün'de ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Bundan dolayı da Mısır'da benim kendi yorumum bu yönde. Eski düzeni savunan aktörler ve bu değişim dönüşümü engellemek isteyen aktörler harekete geçti. Bunların başında kim vardı? Körfez vardı, Suudi Arabistan vardı, İsrail vardı ve Batı'da, Amerika ve Avrupa'da burada yeni düzeni, o dönüşümü yönetemedikleri için, destekleyemedikleri için yeni düzende iktidara gelecek Müslüman kardeşler vesaire unsurlardan korktukları için eski düzeni desteklemek, kerhen de olsa desteklemek noktasına geldiler ve 2013'teki darbeye biliyorsunuz Batı ses çıkarmadı. Pek çok noktada askeri darbe olduğu zaman çok sert bir şekilde eleştiren Batı
Mısır'daki çok kanlı bir askeri darbeydi. Sivil göstericiler, öğrenciler üzerine yapılan, hatta dün yine pek çok kişi öldürüldü, devam eden bir vahşi. Buna kerhen ses çıkarmadı ve daha sonra bunu kabullendi. Bunun sebebi Mısır'daki o yeni vizyon, dönüşümcü vizyon, demokratik vizyonun Müslüman kardeşler gibi siyasal İslamcı hareketleri itirara getireceğini, bunlarla beraber yaşayamayacaklarını düşünen Batı eski düzen aktörlerine yöneldi. Aynı şekilde Müslüman kardeşler tarzı siyasal İslam hareketlerini kendi meşruiyetlerine tehdit gören körfez ülkeleri, monarşiler, bunlar da o eski düzen aktörlerine yatırım yaptılar. Ve o Orta Doğu'daki o dönüşüm dalgasını durdurmaya çalışıyorlar. İşte asıl soru bundan sonra ne kadar başarılı olabilirler Mısır'da ya da diğer Ürdün vesaire örneklerinde. Bu eski düzeni savunma politikasını ne kadar yürütebilirler? Ben açıkçası çok fazla bunda başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Ben orta ve uzun vadede Körfez'in bu politikayı sürdürebilmesinin pek kolay olmadığını düşünüyorum. Güvenlik boşluğu kim sormuştu buradan? Amerika'nın yarattığı mı? Güvenlik boşluğu bence tek bir aktörün yarattığı bir şey değil. Güvenlik sorununu çözecek mekanizmanın, etkin bir mekanizmanın olmamasından kaynaklı bir durum. Bunun bir boyutu daha önce de bahsettiğim gibi bölgesel ölçekte sorun çözecek mekanizmaların olmaması. İşte Arap Birliği'ne baktığımız zaman, İslam Konferansı Örgütü'ne baktığımız zaman, Körfez İşbirliği Konseyi'nin araçlarına baktığımız zaman sorunu çözebilecek bir noktada değiller. Daha önce bu işi yapan kimdi? Amerika Batı. Amerika'nın da kendi içindeki farklı sorgulamalardan dolayı. Amerikan dış politikası işte Asya'ya kaymaya çalışıyor. Orta Doğu'ya daha az önem vermeye çalışıyor. Ya da Orta Doğu sorunlarından bıkmış durumda. İşte geçen Cuma günü Obama yönetimi yeni bir strateji yayınladı değil mi? Daha farklı bir şekilde bu sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Orta Doğu'daki güvenlik sorununu çözecek bugün bir mekanizma yok. Bunun olmadığı yerde de bu sarmal maalesef büyüyor. Boşluğun sebebi bu. Tek bir aktörün bilinçli bir şekilde hadi şurada bir güvenlik boşluğu yaratalım politikasından daha ziyade farklı faktörlerin bir araya gelmesi ve sonuçta sorunun çözülememesi, çözülememesiyle birlikte daha da derinleşmesiyle karşı karşıyayız. Filistin Devleti'ni bugün tanımlarında niye gidiyorlar? Şimdi o konuda benim görebildiğim kadarıyla iki devletli çözüm aslında uluslararası toplumun, Türkiye'nin de savunduğu paradigma bu. Filistin sorunun çözümü, bugünkü sorunun çözümü olarak iki devletli formülün hayata geçirilmesi. Uluslararası Batı'nın genel anlayışı bu. Birkaç devlet dışında, İran gibi muhalif unsurların dışında uluslararası alanda kabul gören formül iki devletli formülün hayata geçirilmesi. 1990'lar sonrası hep barış girişimleri, Orta Doğu barış girişimlerine baktığımız zaman temel varsayım buydu. Ve İsrail'in iki devletli formülün hayata geçirilebilmesi için adım atması bekleniyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada İsrail siyasetinin sağa kayması, diğer gelişmeleri birlikte ele aldığımız zaman bugün her geçen gün iki devletli çözümden uzaklaşıyoruz şeklinde bir algı uluslararası alanda hakim ve doğru bir tespit bence. İsrail'in bir kendi ayakları üzerinde durabilecek bir Filistin devletinin ortaya çıkmasının altyapısına müsaade etmesi ve bu anlamda barış görüşmelerini bu çerçevede sürdürmesi bekleniyor uluslararası toplum tarafından. Ama İsrail bunu öteledikçe, işte en son geçtiğimiz yerde Gazze'deki yaptıkları, diğer politikaları, yerleşimciler politikasını, bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman uluslararası toplum da artık görüşmeler yolu ile İsrail'in iki devletli çözüm formülünü hayata geçirmekten imtina ettiğini, bunu engellediğini bilerek düşünüyor ve bundan dolayı tek taraflı olarak artık bu görüşmelerden bir şey çıkmaz. Filistin devletini tanıma yönünde bir irade ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yani bu tanımaların arka planında biraz bu var. Suriyeli mültecilerin fayda maliyet analizi İktisatçı kardeşim.
Evet, bizim raporlardan var burada, o basılı hali yok. Web sitesinde biz bu konuyla ilgili bir kapsamlı ekonomik model içeren bir çalışma yayınladık. Orsan web sitesine bakarsanız Harun Öztürkler Hoca ile Türkan Hoca'nın çalışması ekonomik anlamda etkilerini ölçmeye çalışan en kapsamlı çalışma bu anlamda. Bu çalışmada bir soyut model yapıyorlar. Suriye krizi olmasaydı bugün Türkiye ekonomisi, Gaziantep'in ekonomisi, Kilis'in ekonomisi ne olacaktı? Suriye krizi oldu, ne oldu? Bu farkı ortaya koyarak geleceğe dönük projeksiyon yapma anlamında da bir çalışma. Yani fayda maliyet analizini yapabilmek için şu an elimizde çok fazla, benim şahsi kanaatim, yeterli veri yok. Ama bizim o rapordaki arkadaşların söylediği, genelde Suriyeli mültecileri biz bugün tartışırken ne olarak tartışıyoruz? Maliyet olarak. İşte şu kadar 4-5 milyar dolarlık harcama yapıldı vesaire. Ama aynı zamanda bu şekilde insan hareketli ülkeleri ekonomik açıdan baktığım zaman getirileri de olan bir şey. Suriye'den gelenleri size televizyonlarda, işte İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bilinen Suriyeliler olarak görüyorsunuz. Ama bunlar aynı zamanda bir iş gücü olarak ekonomiye katılıyor. Sermaye getirenler var, işini taşıyanlar var. Mesela Urfa'ya gidip konuşursanız orada çırçır fabrikasını taşımış, gelmiş Türkiye'ye kurmuş. Oradan parasını getirmiş, buraya yatırım yapmış. Bu şekilde pozitif etkileri de var. Tam anlamıyla bunun Türk ekonomisinde ne ifade ettiğini açıklayabilmek için hem maliyetlerine hem getirisine bakmak lazım. Şu anki verilerle ben de ekonomist değilim ama ekonomist olsam bile eldeki veriler bunu tam net bir şekilde ortaya koymaya yeterli olmayabilir. Tek söyleyeceğim şey sadece o basında, kamuoyunda gördüğünüz olayın negatif yönlerine bakmayın. Pozitiflerini de iktisatçı olarak siz daha iyi bilirsiniz. Onları birlikte ele almakta fayda var. Entegrasyon vizyonu Türkiye'nin. Entegrasyon vizyonu Türkiye'nin, bu bizim hangi bölümde okuyoruz? Hocam Medeniyet ve İktisat Enstitüsü Medeniyet Çalışmaları. Lisans nereden? Lisans mı? İlişkiler. Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler ana bilimde. Evet. Uluslararası ilişkiler teorilerinde tabii bizim teorilerimiz var. Ben daha çok o bağlamda bunu ifade ediyorum. Neoliberal, kurumsalcı, neofonksiyonalist teorilerimiz var değil mi? Var mı? Okuyacaksın anlamına göre. Evet, şimdi bu teoriler ne diyor? Ekonomik anlamda bölgeselleşme, daha sonra siyasi bölgeselleşme herkesin faydasına bir. Bu şekilde kazan kazan mı diye şey duydum. Bunun bir teorisi var, kuramı var. Türkiye'nin politikası biraz bu anlamda bölgeselleşmeydi. Hatırlayan arkadaşlar olabilir. Mesela Arap Baharı başlamadan önce 2010 yılında Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'yi içerecek şekilde bir ortak ticaret alanı, serbest ticaret alanı oluşturma projesi vardı TOB'un öncülüğünde. Ona hatta Hürriyet gazetesi seksi bir başlık atmıştı. Şamgen diye. Şengen'e nazire olsun bağında. Şimdi bu şekilde politikalardan bahsediyoruz. Yani entegrasyon, bölgesel entegrasyondan kasıt. Şimdi şu anki süreçler bazı adımları Türkiye'nin bununla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Özellikle verdiğim örnek Kuzey Irak örneği güzel. Şimdi Kuzey Irak'taki Türkiye'nin politikası geçtiğimiz seneye kadar biraz tartışılıyordu. Bugün çok tek tek politikalara bakarken biraz anlık yorum yapmamak gerekiyor. Türkiye, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle ilişki geliştirdiği zaman, mesela Petrol Anlaşması, Amerika, Irak, herkes buna karşıydı ama IŞİD meselesi ortaya çıktı. IŞİD'den sonra bugün herkes Kürtlerle işbirliği yapıyor. Şimdi ben mesela sık sık Amerika'ya gidiyoruz. Orada bir düşünce kuruluşunda 2013'te bir toplantı düzenlemiştik Wilson Center'da.
O zaman siz niye Kürtlerle işbirliği yapıyorsunuz diye bir eleştiri gelmişti. 2014 Ağustos'unda siz niye Kürtlere destek olmuyorsunuz diye aynı odada, aynı toplantı salonunda. Konjonktüre bakmamak lazım, asıl trendlere bakmak lazım. Oradaki Türkiye'nin politikasının daha kendine has sebepleri var idi. O büyük, yani entegrasyon vesairenin büyük resme bakalım, tamam mı? Tek tek örneklere indiğimiz zaman bu sorun gelmez. Var mı herhangi bir ilave? Evet. Demişken aynı zamanda Suriye'de Kobani olayları ya Türkiye içerisinde de iç politika ve dış politikadan bahsettik. Türkiye'de bunun büyük etkilerini gördük. Olaylar oldu ve PYD'nin IŞİD'le savaşı mı var? Bu açıdan bölgesel düzenlemişken Kürtler bu noktada hani ne yöne doğru gidecek ve Türkiye bu noktada nasıl bir etkiye sahip olacak? Bir sorum vardı. Sizce Türkiye'nin ele geçirdikleri neler oldu bu şeylerde, bu çatışmalarda? Yani Türkiye neden her yöne destek verdi ama o yön bir zafere uğramadı? Yani Mürsi öyle ya Suriye'nin özgür ordusu öyle. Ama mesela İran'a baksak, İran her tarafta oldu. İran aynı durumda kaldı ve bir şeye yenilmedi de. Bunu İran ve Türkiye arasında nasıl değerlendiriyoruz? Evet hocam, benim sorum şu olacak. Güvenlik sorunundan bahsettik Orta Doğu'da. Bu sorunun oluşmasından sonra insanlar bir ulus, halk kimlik sarılıyor demiştim. Bunun sonucunda mesela IŞİD gibi birçok örgütlerin veya Orta Doğu'da her an patlak verecek bir olayların da yaşanacağını biliyoruz. Bunun gibi bölgesel örgütlenmeler veya başka anlamdaki örgütler ortaya çıkıyor. En basitinden El-Kaide ile Amerika arasında işte bir döneme kadar El-Kaide'yi çok önemsemeyen bir Amerika vardı. Ama 11 Eylül'den sonra artık El-Kaide gibi birçok örgütleri de tanıyan bir ABD ortaya çıktı ve onları politikaya geçirdi. Türkiye'nin uzun vadede, orta vadede o bütün riskleri göze alıyor ya. Ben orayı merak ediyorum. Yani böyle bölgesel örgütlenmelere karşı bir politikayı nasıl izleyecek? Bu uzun vadedeki riskleri nasıl göze alacak? Kürtler Orta Doğu'da nereye? Geçtiğimiz yaz özellikle IŞİD'in Musul'a ilerlemesi sonrasında Irak'ta Kürtlerin bağımsızlığı tartışması epey bir alevlenmişti. Sonrasında yeniden bastırıldı, geri plan edildi. O konu da biraz konjonktürle doğrudan ilintili. Bazen yarın bağımsız Kürt devleti oluyor. Bazen yok ya, daha epey zaman varmış diyenler oluyor. Bölgede Kürtler dediğimiz zaman bir, bölgesel boyutu var. İki, her ülkede Kürt realitesi ayrı. Bunu bir kere göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda evet, genel yeni bölgesel ortamda Kürtlerin Orta Doğu siyasetindeki aktörlükleri, yani oyuncular değişiyor dedik ya, biraz daha öne çıktı. Kürtler eskisine kıyasla daha fazla tartışılan, eskisine kıyasla daha ağırlığı artan bir unsur. Artık bunu yatsımak zor. Ama öte yandan Kürt siyasetinin gelişimi tek bir bölgesel Kürt siyaseti olarak olmayacak. Her ülkenin kendi realitesi, koşulları içerisinde olacak. İran'daki Kürtler, Suriye'deki Kürtler, Irak'taki Kürtler, Türkiye'deki Kürtler o ülkenin realitesine göre ilerleyecek diye düşünüyorum ben. Ve herkes kendi tecrübesine göre bunlarla bir şekilde her ülke o koşullarda cevap geliştiriyor. Bu açıdan Türkiye'deki Kürtler
daha çok Türkiye'deki demokratik sistemin dönüşümü içerisinde bir daha geniş yer, kendilerine daha fazla haklar elde edecek şekilde ilerler diye düşünüyorum. Ben daha bölgesel otonomi vesaire biraz en azından yakın vadede zor görünüyor. Bağımsızlık dediğimiz zaman en fazla öne çıkan örnek tabii Kuzey Irak'taki durum, bölgesel Kürt yönetimi. Orada da bir ara bağımsızlık bayağı bir ciddi tartışılı. Ben o konuda yani El Cezire Türkiye'de yazmıştım o dönemde. Biraz zor bir proje. Bunu hayata geçirmeleri zor. Irak koşullarında zor. Ama bölgesel koşullarda da diğer aktörlerin buna vereceği cevap açısından da zor. Türkiye'nin buradaki tavrı muhtemelen Irak koşullarında bir bağımsızlık eğer olursa, diğer diyelim ki Irak'ta Şiiler, Sünniler tamam biz ayrılalım dediler. Kürtler de bağımsız olursa Türkiye buna pek muhalefet etmeyecek gibi ama bu biraz zor. Kürtlerin bağımsızlığına en fazla karşı çıkacak ülke bence bölgesel düzenli İran. Bunu engelleyecek, Batı buna pek sıcak bakmıyor. Irak dinamikleri içerisinde de bu bağımsızlığı elde etmeleri ekonomik olarak da siyasi olarak da mümkün değil. Şimdi her ne kadar böyle bir bağımsızlık hayali özellikle Barzani ve çevresinde hakim olsa da bugün reel olarak, ekonomik olarak bu bağımsız Kürdistan'ı, Irak topraklarındaki o bağımsız Kürdistan hayalini hayata geçirebilecek koşulları yok. Ama orta uzun vadede daha sonra koşullar farklı noktaya gelir, onu bilemem. Türkiye'nin desteklediği taraflar. Şimdi Orta Doğu'da baktığımız zaman bu kadar farklı aktörün, çıkarın olduğu bir coğrafyada kazanan yok. Yani burada kazan, kaybet diye bir durum yok. Bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Herkes kaybediyor. Olaya biraz o açıdan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani Suriye'ye baktığımız zaman, evet Suriye muhalefetini Türkiye destekledi ama aynı zamanda aynı muhalefeti Amerika'da destekledi. Batı'da, Fransa'da destekledi. İşte Suriye Halkının Dostları platformu şeklinde bu muhalefete destek şekillendirilmişti. Ve bu muhalefet ülkedeki değişimi, dönüşümü gerçekleştiremedi şu anki noktada. Burada eğer bir kayıp varsa bu kolektif bir şekilde. Yani tüm Batı'nın dahil olmak üzere herkesin bir kaybı. Bu sadece Türkiye'nin bir politikası değil. Öte yandan her ne kadar İran'ın desteklediği Esad devrilmemiş olsa da İran açısından bence bir kazanç değil. İran açısından ciddi bir kayıp. Sizin bir arkadaşınız var. Arkadaşınızı ayakta tutuyorsunuz ama sürekli ona borç veriyorsunuz. Kumar oynayan müflis bir arkadaşınız olduğunu düşünüyorum. Yani şu an Suriye'de Esad'ı ayakta tutmanın bir getirisi, stratejik anlamda bir getirisi İran'a yok. Bence bu önemli bir kayıp. Orta ve uzun vadede İran bunun bedelini daha fazla ödeyecek. Şu ana kadar zaten Amerika'nın müzakerelere girmiş olmasının sebeplerinden bir tanesi var. İran ciddi anlamda burada kan kaybediyor. Tabii Mısır'daki durum biraz daha farklı. Müslüman kardeşler gibi bir hareket tamamen siyasi bir hareket değil. Bu sosyal bir hareket. Bugün iktidardan gitmiş olması bu Müslüman kardeşleri ortadan kaldıran bir şey değil. Bunların tarihsel dönüşüme baktığımız zaman dönem dönem siyasi olarak öne çıksa da daha sonra sosyal alanda kazanımları devam ediyor. Müslüman kardeşlerin desteklenmesi Türkiye açısından daha çok bir demokratik tercihiydi. Halkın tercihine uygun bir şekilde Türkiye davrandığını iddia etti. Bugünkü ortamda iktidardan gitmesi yani Müslüman kardeşleri bir siyasi ve sosyal gerçeklik olarak ortadan kaldırmıyor. Mısır'daki az önce bahsettiğim gibi demokratik dönüşüm talebini ortadan kaldırmıyor. Bu biraz orta uzun vadede yine getirisi olabilecek bir politik olarak görülebilir. Son Türkiye'nin uzun orta vadede politikaları özellikle bu IŞİD meselesi bağlamında soruyorsun değil mi? Yani Orta Doğu'da çıkacak o patlaklar doğrultusunda IŞİD gibi şu anda yeni başlayan bir örgütün
yani yarın bir gün Orta Doğu'da da birçok ülke çıkmama ihtimali yok. Yani çıkabilir de. Evet. ABD bunun örnek verdim. Böyle evet. Bir El-Kaide'ye yönelik bir politikası yoktu. Ha, çok önemsemiyordu evet. Ama o 11 Eylül'den sonra, saldırıdan sonra farklı politikalar, farklı karşı taraf aktör değil, aktör olmayan, kendi belirliğim olmayan diğer örgütlere de politikalar geliştirmeye başladı. Türkiye'nin bu noktada Orta Doğu'ya böyle bir şeyler geliştiği zaman politikası, uzun vadeli politikası ne olurdu? Onu merak ediyorum. Evet, şimdi tabii burada IŞİD gibi dediğim zaman bu IŞİD'lerin gibilerin ne olduğunu tanımlamak şu an biraz zor bir konu. Çünkü onlar da dönüşüm geçiriyorlar. Daha önce tırnak içerisinde klasik bir terör örgütüyle karşı karşıyayken artık terör örgütünün ötesine geçen ve belli bir bölgeyi, coğrafyayı kontrol eden, onu yönettiğini iddia eden, devlet olma iddiasında olan bir örgütle karşı karşıyayız. Bu yeni bir durum. Bu hem Türkiye için hem Amerika için, herkes için yeni bir meydan okuma. Herkes bunu anlamaya çalışıyor. Bunun kökenine indiğimiz zaman da burada tabii şey var, radikalleşme meselesi. Radikal ideolojik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu tanımlamak da zor. Zaman zaman bunların uluslararası literatürde cihatçı deniyor ama ben daha çok selefi, militan yapılanmalar diyorum. Şimdi bunların terör örgütünden devlet olma iddiasına, geçiş iddiasına iyi bakmak lazım. Ve bu ne kadar sürdürülebilir? Türkiye'nin tepkisi de ona uygun bir şekilde gelişmesi gerekiyor. Bunun terör boyutuna baktığımız zaman iki yönü var Türkiye açısından. Bir, insanların bu tür örgütlere katılımı. Türkiye'den de olabilir. İki, başka ülkelerden gelip buraya gitmeye çalışan insanlar var. Ülke üzerinden de geçenler. Bunlarla mücadelenin hep bir çerçeve içerisinde yapılması gerekiyor. Ama bunun içerisinde bence en önemli unsur Türkiye'nin kendi güvenliği. Bunun olabilmesi için içeride bu şekilde hareketlerin zemin bulabilmesini engelleyecek şekilde bizim de bazı hamleleri yapmamız lazım. Buna karşı o radikal söyleme karşı sizin kendi söyleminizi üretmeniz lazım ki sizin vatandaşlarınız buna katılacak zemini bulmasın. Ayrıca bu tür bölgelere seyahati zorlaştıracak, o sınır güvenliğini yeniden ele almak lazım. Ama bu sadece bir terör örgütü olarak ele aldığımız zaman geçerli. Ama olur da Irak'ta, Suriye'de bu örgütler bir noktada belli coğrafyayı kontrol eden hale gelir. Bu çok daha farklı bir meydan okuma. Bu tek başına Türkiye'nin başa çıkabileceği bir sorun değil. Suriye'nin geleceği, Irak'ın geleceği gibi ciddi uluslararası sorular var. Burada bir konsensüs oluşması lazım. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu örgütlerin ideolojisine baktığımız zaman bunlar bir yerde durabilecek gibi değil. O yüzden bu mücadelenin bu örgütlerin şu an kontrol ettiği yerlerden sökülene kadar devam etmesi gerekiyor. Şu anki algı o. Türkiye'de bu noktada o mücadelenin içerisinde bir şekilde yer almak durumunda. Ama o mücadelenin içerisine girmek için de Türkiye'nin bazı koşulları var. Biliyorsunuz koalisyona katılma konusunda. Onlar da şu ana kadar giderilmiş değil. Ben ilkesel olarak Türkiye'nin mücadele içerisinde daha ön planda rol alması gerektiğini düşünüyorum. Evet, burada toparlayalım. Aradan sonra Mehmet Hoca gelecek. Herkese teşekkür ediyoruz.